Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 75-80. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَمِنْهُمْ مَنْ اَاهَدَ اللّٰهِ O kimselerden bir kısmı da vardır ki Allah'a söz verirler, Allah'a ahd ederler. لَيْنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ Eğer Allah kendi lütfundan bize verirse لَنَصَّدَّقَنَّ Elbette biz de tasaddukta bulunuruz. Allah'ın verdiğinden veririz. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Ve salihlerden oluruz. Tevbe suresinde Allahu Teala değişik insan tiplerini bize anlatıyor. Bunlardan bir kısmı da asr-ı saadette görülen, sonrasında da yine emsali görülen kimseler. Bunlar Allah bize bir imkan verse, işte şöyle dağıtırız, böyle veririz. Bol keseden atıp tutanlar. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ Allah onlara lütfundan verdiğinde بَخِلُوا بِهِ cimrilik yaparlar. وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِدُونَ Ve yüz çevirerek insanlara vermekten kaçınırlar. Burada şunu görmekteyiz. Yani demek ki kendinin maddi imkanı olmazdan önce epey bol keseden alıp atıp tutabiliyor. Ben bir zengin olsam var ya, İşte şöyle yardım ederim, böyle yardım ederim, şöyle zekat veririm, böyle tasaddukta bulunurum. Bir kısım insanlar bu tarzı atıp tutuyorlar. Ama Allah onlara imkan verdiğinde bakıyorsunuz ki cimrilik gösteriyorlar ve ellerindeki malı en azından zekat miktarıyla başkalarıyla paylaşmıyorlar. Bir insan eğer malının zekatını verirse artık o malla alakalı görevini yapmış olur. Ve zekat da malının 1/40'ıdır. Tarladan elde edilen şeylerde ise öşür 1/10. Eğer tarlanın sulama gibi masrafları varsa 1/20 olabiliyor. İşte insanlar mallarından bir kısmını, kazançlarından bir kısmını diğerleriyle paylaşmaları lazım. Zekat dinin emirlerinden bir tanesi. Ayrıca sadaka vermek zekatın dışında yine dinin bize bildirdiği şeylerden. Evvelinde maddi imkanı yok iken, ah bir zengin olsam ben şöyle veririm, böyle veririm. Mangalda kül bırakmayanlar çıkabilir. Ama gün gelip de imkanları olduğunda bakarsınız ki bunlar kolay kolay veremezler, vermeye yanaşmazlar. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ Allah bunu onların kalbinde bir nifaka çevirdi. Yani onları münafık yaptı. İlâ yevmi yelgavne Allah'a kavuşacakları güne kadar. Bime ahlefullâhe mâ va'aduhu Allah'a verdikleri vaatte durmadıklarından dolayı, vaatlerinde hulf ettiklerinden dolayı bu onlar hakkında bir münafıklığı netice verdi. Münafığın özelliklerinden birisi ve izâ va'ade ahlefe. Yani vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez. Allah'a vaatte bulunmuştur. Allah'ım bana imkan verirsen ben de bunu tasadduk edeceğim, ihtiyacı olanlara vereceğim demiştir. Ama vermeyince bu nifaka dönüşüyor. Artık o samimi Müslüman olmaktan çıkıyor. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ve bir de yalanlarından dolayı. Zaten vaatlerini yerine getirmemeleri de bir yalan oluyor. Şöyle yapacağız, böyle edeceğiz demeleri yapmamalarından dolayı yine bir yalan oluyor. Burada tefsirlerde nazara verilen bir salebe olayı var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Salebe, Peygamberimiz döneminde böyle ibadetine düşkün, ibadetine dikkat eden birisi Peygamberimizin yanına varıyor. Ya Resulallah diyor, dua etseniz de Allah bana mal mülk versem. Ben de bunu insanlarla paylaşsam, insanlara faydalı olsam. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanların kıratını bilir, yani ayarını bilir. O bir insan sarrafıdır. Kim zenginliğin hakkını verebilir, kim veremez. Elbette o engin ferasetiyle bilmekte. Salebenin de böyle bir zenginliği kaldıramayacağını hissediyor. Ve şunu söylüyor. Ya salebe, şükrünü eda edebildiğin az bir mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır.
Salebe bu cevapla mutmain oluyor ve bu tarz bir talepte bulunmaktan vazgeçiyor. Ama bir süreye kadar, bir süre sonra yine içinde o gibi istekler gittikçe yoğunlaşıyor, gittikçe yoğunlaşıyor. Yine Peygamberimize geliyor. Ya Resulallah, bana dua etseniz de benim malım mülküm artsa, bu manada mal talebinde bulunuyor. Peygamberimiz yine şükrünü eda edebildiğin az bir mal, eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır diyor. Ve tavsiyelerde bulunuyor, nasihatte bulunuyor. Salebe yine nispeten rahatlamış vaziyette. Ama bir miktar zaman geçtikten sonra tekrar aynı istekle Peygamberimizin yanına geliyor. Bunun üzerine Peygamberimiz onun malının bereketlenmesi için dua ediyor. Peygamber duası makbul dualardan ve Salebe'nin malları, işte koyunları, keçileri, bunlar kısa bir zamanda gittikçe sayıları artıyor, gittikçe bereketleniyor. Daha önce vakit namazlarını Peygamber'in arkasında kılan Salebe artık sadece cuma namazlarına gelebiliyor. Hatta bir miktar sonra sadece bayramdan bayrama görülüyor. Peygamberimiz sahabelerini tek tek bilmekte, tek tek onların durumlarını takip etmekte tabiri yerindeyse. Salebe'yi vakit namazlarında göremeyince soruyor. Salebe'yi göremiyorum, ne oldu diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, onun işte hayvanları o kadar arttı ki artık buralara sığmaz oldu. O çöllerde yaşıyor, hayvanlarıyla meşgul. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca yazık oldu Salebe'ye diyor. Ve daha sonra zekatla alakalı ayetler nazil oluyor. Zekatı emreden ayetler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zekat memurları Salebe'nin de yanına varıyorlar. Ve başkalarından mallarının zekatlarını aldıkları gibi Salebe'den de almak istiyorlar. Ancak Salebe, benimle mi kazandınız? Sizin bu yaptığınız soygundur, haraçtır, vermiyorum şeklinde tavır koyuyor. Onlar da gelip durumu Peygamberimize haber veriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor, ondan almayın. Ve o şekilde o kimseden, Salebe'den zekat alınmıyor. Ama Salebe daha sonra yaptığı hatanın farkına varıyor. Peygamberimizin yanına varıp zekatını vermek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, senin malından almamakla emrolundum diyor. Alamayacağını ifade ediyor ve onun zekat malını kabul etmiyor. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman devrinde de o yine zekatını getirip vermek istiyor. Ama onlar Resulullah'ın almadığını biz de almayız diyorlar. Salebe zengin biri ama zekat veremeden bu dünyadan göçüp gidiyor. Ve ayet-i kerimenin bu münasebetle nazil olduğu ifade edilir. Ayet-i kerimede nifaktan da söz ediliyor. Yani Allah'a söz vermiş, Allah'a verdiği sözü yerine getirmemiş. Yalan söylüyor. Bunlar münafıklık alameti. Böyle olunca da bu gibi hal ve tavırları neticede münafıklığı netice veriyor. Elem ya'lemu, böyle olanlar bilmediler mi? Ennallâhe ya'lemu sırrahum ve necvâhum. Allah onların gizli hallerini de bilir. Onların fısıldaşmalarını da bilir. Ve ennallâh allâmul guyûb. Ve Allah allâmul guyûb'dur. Yani insanların gaybını da bilir. Bütün alemdeki gaybi şeyleri de bilir. Yani gözden ırak olan şeyler, gizli olan şeyler Allah'a gizli değildir. Allah her şeyi bilendir. Bu arada gaybı da bilendir. Dolayısıyla bir insan malı talep ederken hangi niyetle talep ediyor, Allah bunu bilir. Veriyorsa hangi niyetle veriyor? Gösteriş için mi yoksa samimane mi veriyor? Allah bunu da bilir. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوَّئ۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ. Burada da başka bir gruba Allah-u Teala dikkat çekiyor. O kimseler ki imkan sahibi olan müminlerin vermiş oldukları sadakalar hakkında ileri geri konuşurlar. Onları ayıplarlar. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferi için seferberlik ilan ettiğinde Abdurrahman bin Avf, sahabenin önde gelen zenginlerinden, 8 bin dirhemlik serveti varmış.
bunun yarısını orduya yardım olarak getiriyor. Ya Resulallah diyor, 8.000 dirhem servetim var, yarısı aileme, yarısı da ordu için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah mübarek eylesin diyor, kabul ediyor. Bir başkası sahabelerden, zengin olanlardan, o da yine 100 deve yükü, hurmayı Allah yolunda getiriyor, bu şekilde veriyor. İşte bazı kimseler bu tarzda verebilen kimselerin hal ve hareketlerini değerlendirirken bunlar gösteriş için veriyor. İşte falanca şu kadar verdi desinler diye veriyor. Bu manada ileri geri konuşmalar yapıyorlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ Ve bir de bazı Müslümanlar da var ki onlar da çok az bir şey verebiliyorlar. O kıt ölçülü, kıt imkanları içinde azıcık bir şey veriyorlar. Onları da ayıplıyorlar. Yine rivayete göre sahabeden bir tanesi peygamberimizin seferberlik ilanı üzerine işte herkes Beytülmal'e yardımda bulunsun, herkes imkanı ölçüsünde bir şeyler getirsin talebi üzerine bir avuç hurmayla geliyor. Ya Resulallah diyor, falanın yanında bir gün çalıştım, iki avuç hurma elde ettim. Bir avuç hurma benim ve ailem için, bir avuç da yardım olarak getirdim diyor. İşte bir takım böyle gevşek insanlar, tenkit etmeyi meslek haline getirmiş olanlar bu manzarayı görünce bunu da tenkit ediyorlar. Ve diyorlar ki Allah ve Resulü bu kadar azıcık bir sadakayı kabul etmekten de müstahnidir. Ne diye bunu getirdi ki? Bu da kendisinden bahsedilsin diye getirdi. Onun hakkında da ileri geri konuşuyorlar. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ Ve bu gibi kimselerle onlar alay ediyorlar. سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ Allah da onlarla alay edecektir. Yani hafif meşreplik bu kötü bir özellik. İnsanları tenkit etmeyi meslek haline getirmek kötü bir özellik. Şeyh Sadi diyor ki, tabiatında kusur görmek olan bir kimse, işte en güzel bir hayvana da baksa onun çirkin yönünü görür diyor. Tavus kuşu gibi bir hayvana baksa onun çirkin ayaklarını görür. Halbuki her tarafı gayet güzel ama o canipten baktırınca sanki çirkin bir hayvan gibi takdim edebiliyor. Bir kısım insanlar da biraz argo bir ifade olacak ama gevezelikten hoşlanırlar. İleri geri konuşmaktan hoşlanırlar. Bunlar icraatın içinde değildir. İşleri, güçleri durmadan konuşmak, durmadan insanların kritiğini, eleştirisini yapmak. İşte burada nazara verdiğimiz olaylar çerçevesinde değerlendirdiğimizde Abdurrahman bin Avf gibi malının yarısını Allah yolunda verebilenler var. Bunu takdir etmek lazım ama bunu da tenkit ediyorlar. Riya için verdi, gösteriş için verdi diyorlar. Bir başkası bir gün çalışmış, çalıştığının yarısını oraya getiriyor. Abdurrahman bin Avf nasıl malının yarısını getirmişse o da yine kendi imkanına göre malının yarısını getiriyor. Oran itibariyle aynı oran ama bunu da tenkit ediyorlar. Diyorlar ki niye getirdi ki, bu kadarcık azıcık bir şey de getirilir mi? Kendinden bahsedilsin diye getirdi gibi. Bunu da tenkit konusu yapıyorlar. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o bir avuç hurma ile geleni de kabul ediyor ve bunu da teberrük olarak diğerlerinin arasına koyun Beytülmal görevlilerine bunu söylüyor. İşte peygamberin o yüce ahlakı nerede? Herkesi kucaklayan, herkesi yaptığıyla takdir eden o yüce ahlakı nerede? Bir de bu zavallıların bir iş yapmayıp sadece çene çalan, sadece her geleni tenkit eden, ileri geri konuşan kimselerin durumu nerede? Ve bunların durumu iç açıcı değil. Onlar alay ediyorlar. Sahirallahu minhum. Allah da onlarla alay etsin. Onları maskaraya çevirsin. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. İstağfir lehum evla testağfir lehum. Ey peygamber, onlar için ister istiğfar et, isterse istiğfar etme. Değişmez, bir şey değişmez. İn testağfir lehum seb'ine marra, eğer onlar için
70 defa istiğfarda da bulunsan felen yağfirallahu lehum, Allah onları asla bağışlamayacak. Zalike, bunun sebebi şu. Bi ennehum keferu billah ve rasuli, çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Yani onlar Allah ve Resulünü inkar ettiklerinden dolayı sen 70 defa istiğfar etsen Allah onları bağışlamayacak. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah fasık kavme hidayet etmez. Değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü münafıklardan İbn-i Selul, onların reisi. Oğlu Abdullah samimi bir Müslüman. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına babası münasebetiyle geliyor. Ya Resulallah diyor, babamın durumunu biliyorsunuz. Babam için istiğfar etseniz de Allah onun mağfiretine mazhar kılsa. Tabi evlat babasının elbette iyi olmasını ister. Abdullah da kendine yaraşır bir şekilde bunu Peygamberimizden istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona istiğfarda bulunuyor. Ama gelen ayetler onun buna ehil olmadığını, velev onun hakkında istiğfar eden bir peygamber de olsa, en büyük peygamber de olsa bundan bir fayda görmeyeceğini ifade ediyor. Bazı rivayetlerde Peygamberimizin ben aksiyle emrolunmadıkça, nehyedilmedikçe bundan 70'ten fazla da istiğfar edeceğim dediği ifade edilir. Allahu alem bir sevap. Arapçada 7, 70, 700 bu gibi kelimeler kesretten kinaye, yani çokluktan kinaye olarak da kullanılır. Ayet-i kerimede 70 kere istiğfar da etsen Allah böyle olanları affetmeyecek demesi, yani Allah onları asla affetmeyecek, böyle bir manayı ifade etmekte. Ve ayetin devamında bunun sebebi de anlatılıyor. Yani Allah onları neden affetmeyecek? Allah gafur ve rahim değil mi? Allah'ın bağışlamayacağı günah da mı var? Elbette Allah dilerse bütün günahları affeder. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu çok net bir şekilde de bildirmiştir. Ve orada قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ meal itibariyle söyleyeyim. Yani ey peygamber, onlara de ki يَا اِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُس۪يهِمْ, ey nefislerine zulmeden kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnna Allah yaghfiru zunube cemi'a, Allah şüphesiz bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim, şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Yani Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibi, sonsuz bağışlama sahibi, ama eğer bir kimsede alıcılar çalışmıyorsa ve böyle bir bağışlanmaya liyakatı yoksa o bağışlanmayacaktır. Ayet-i kerimede zaten onların Allah ve Resulünü inkar ettikleri ve kendilerinin fasık olduğu nazara veriliyor. Bu durumda olanlara velev peygamber de istiğfarda bulunsa Allah onları affetmeyecektir. Cenab-ı Hak bizleri her türlü nifaktan, her türlü günahlardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.